Merhaba arkadaşlar, bugün Doğa Tarihi Müzesi'ndeyiz, Londra'dayız. Tabii Doğa Tarihi Müzesi olunca sadece asansörde kalamadık ve buradaki güzel eserleri de gösterelim istedik sizlere. Evet, şimdi bir gezegene girerek başlıyoruz. Yürüyen merdivenlere doğru ilerliyoruz ve gezegenin içine doğru gireceğiz. Bu kızıl bir gezegen, tam merkezinden geçeceğiz. Merkezinden geçerken içinden değerli taşlar göreceğiz, böyle kristaller göreceğiz. Çok farklı bir atmosfer var burada. Evet, şimdi ilerliyoruz. Uzun bir yol, yavaş, girişimize çok az kaldı. Ve gezegene yaklaştık. Hadi ama... Evet, şimdi gezegene giriyoruz arkadaşlar. Güzel bir konsepte yapılmış, tematik bir müze. 850 adet çalışanı var ve kraliyet ailesi tarafından finanse ediliyor. İngiltere'de hiçbir müzede giriş ücreti yok arkadaşlar. Hepsi devlet tarafından finanse ediliyor. Kraliyet tarafından. Evet, şimdi bakıyoruz etrafımıza. Evet, değerli taşlar ışıldıyor, parlıyor böyle kırmızı kırmızı. Evet, hafif bir şey de değişti burada, iklim de değişti. Şimdi evet, hareket eden nesnelere geldik. Çok güzel nesneler yapmışlar. Hareket eden dinozorlar, akrepler, böyle tematik canlılar oluşturmuşlar. Şimdi evet, bu akrebi izliyoruz. Akrebin böyle bir hissediyorsunuz böyle size doğru geldiğini, soğuk yüzünü. Çünkü çok sevmem akrepleri. Evet. Burada hayvan fosilleri var arkadaşlar. Hayvan fosilleri binlerce yıllık. Hatta Darwin'in kendi eserleri de burada var. O evrim teorisine konu olan eserler bu müzede bulunmakta. Şimdi asansöre doğru yöneliyoruz. Bir asansörde devam edelim. Evet, düğmesine bastık, çağırdık. Tabii çok detay çekemeyeceğiz. Evet, şu şekilde gördüğümüz Green Zone. Bunlarda da etiket benzeri bir şey var. Green Zone deniliyor. Evet, şu an şimdi benim en çok ilgimi çeken bölgeye geldik. Tarih ötesi canlılar, tarih öncesi canlılar. Orijinal bir asansörde değil arkadaşlar. Bu canlılar çok farklı, böyle fosilleşmiş halde kavanoza koyulmuş böyle. Hani laboratuvardan, böyle bilim kurgu filmlerini laboratuvarlardan fırlamış gibiler. Şimdi onları inceleyeceğiz. Yani sizinle paylaşmak istedim. Asansör dışında da birkaç şey olmasını istiyorum. Evet, yine akrebimizi görüyoruz orada uzaktan. Yani hayatta kalacaksınız. Battle for survival. Fena bir yaratık. Hiç hoş değil. Evet, burada da gerçeği. Burada maketi arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet, ilgimizi çeken şeyleri şöyle bir inceleyelim. Neler var? Gençlerin büyük ilgisi var arkadaşlar. Müzede bayağı bir genç çocuk var. Evet, böcekler. Hangi tür böcekler var? Böyle farklı. Evet, doğa tarihi olunca tabii ister istemez doğayla bütünleşen yaratıklar söz konusu. Müzenin ana teması bu şekilde. Evet, devam ediyoruz. İstakoz. Eski bir istakoz, farklı. Evet, hiç siyahını görmemiştim, farklı bir renk. Evet, devam ediyoruz gezmeye. Neyse, gençler baksın buraya, biz de farklı bir yere bakalım. Evet, aslında çok gezilecek yer var ama son olarak değerli madenlerle bitireceğiz, değerli taşlarla daha doğrusu. Evet, şöyle bir bayağı bir mücevher koleksiyonu var. Tek tek şurada isimleri yazıyor. Yani bunların hepsi gerçek ve ciddi anlamda böyle güzel ürünler. Işıl ışıl parlıyorlar arkadaşlar, mineraller. Şöyle bir son olarak da artık bunlara bakalım ve videomuzu sonlandıralım. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sabırla izlediğiniz için. Kanalımıza destek olarak abone olmanızı ve beğeniyorsanız beğenmenizi, yani beğen tuşuna basmanızı rica ediyoruz. Hepinize çok teşekkürler.